Canlarım selam. Zero Matematik Kampımızın 48. adımına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ondalık sayılar 2. Ondalık sayılar 2. ders videosu. Kampımızın 45. adımı. Ondalık sayıları bu video ile beraber konu anlatımını bitireceğiz. 2 tane de zero testimiz var. Ondan sonra ondalık sayılara noktayı koymuş olacağız arkadaşlar. Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan sayfa 99'u açıyorsunuz. Artık bugün yüzler kulübüne giriyoruz. Sayfa 99, sayf 99'un zaten e, sol sütununda kalmıştık. 8'i yapıp bitirmiştik. Şimdi 99'da devirli ondalık sayılardan başlayacağız. Sayfa 100 ve sayfa 101 ile beraber ondalık sayılara noktayı koymuş olacağız. 2 tane de 0 testimiz var. Sonra da noktayı koyuyoruz ondalıklı sayılara ve sonra neye geçiyoruz? Hemen bakalım. Tek çift sayılara geçiyorduk sanırım bakayım. Evet ondalıklı sayılardan sonra tek çift sayılara geçeceğiz. Tek çift sayılar güzeldir. Severiz tek çift sayıları. Sonra pozitif negatif asal sayılar falan filan diye e, aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi vakit kaybetmeden ondalık sayılar ikinci dersimize kampımızın 48. adımına başlayalım. Peki şuraya geldik. Devirli sayıları ondalık sayıya çevirmek. Şöyle daha doğrusu devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirmek. Arkadaşlar rasyonel sayının ondalıklı açılımında rakamlar belli bir basamaktan sonra tekrarlıyorsa bu sayıya devirli ondalık sayı denir. Devirli ondalık sayı denir. Mesela şuraya baktığınız zaman 90'dan sonraki 7'ler sıralı gidiyor arkadaşlar. Sürekli birbirini tekrar ediyor. Biz bunu şöyle gösteririz. 1,907 yani bu 7'yi sonsuza kadar amele gibi yazacak halimiz yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle geleceğiz. 7'nin üstüne bir çizgi atacağız. Siz şunu anlayacaksınız. Üstünde çizgi olduğu için bu 7 7 7 7 7 7 diye devam ediyormuş. Mesela aşağıda 0,6 6 6 6 6 diye gittiği için 6 devir ettiği için yani sonsuza kadar tekrarladığı için 6'nın üstüne bir çizgi çekeceksiniz ve ben onun altının devreden sayı olduğunu anlayacağım. Mesela burada 14, 81 81 81 gördüğünüz gibi 81 devrede diyor. 8 ile 1 aynı anda iki basamaklı sayı olarak devrede O zaman ben bu 81 yazdıktan sonra 81'in üstüne çizgi atacağım. Boylu boyunca iki basamaklı sayıya çizgi çekeceğim. Sen buradan ne anlayacaksın? Bu 81 14 virgülden sonra sürekli sonsuza kadar tekrar ediyor bunu anlayacaksın tamam mı? Şimdi gel. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayıya çevrilebilir arkadaşlar. Nasıl çevrilebilir? Şöyleymiş. Sayının hepsini yazıyorsun. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı yazıyorsun bölü paydaya da virgülden sonra Bura çok önemli. Virgülden öncesi önemli değil paydada. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Şu anda bir şey anlamadın. Örnekte daha iyi anlayacaksın. Aşağıdaki ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirin diyor 9. soru. Hemen çeviriyorum bak. Hemen yapıyorum şimdi. Gel. 0,6 sayının tamamı ne demek? 0, virgülü her şeyi sil. Sayının tamamı 6. Normalde 0,6 da 0,6 diye yazılmaz. 6 diye yazılır. Eksi, eksi devretmeyen kısım. 0 devretmiyor. Tamam. Bölü virgülden sonra yani bu tarafa sağ tarafa bakıyoruz. Devreden sayı adedi kadar 9. Kaç tane sayı devretmiş? Bir tane o da 6. Bir tane 6 için 9 yazıyorum. Devretmeyen sayıların adedi kadar da 0. Devretmeyen sayı var mı virgülden sonra? Yok. O zaman buranın cevabı 6 bölü 9. Güzel. Geldim buraya 0.61'e. Sayının tamamını yazdım. 61. Eksi. Devretmeyen kısmı 6. 0.6 yani 6. Bölü virgülden sonra bir tane sayı devretmiş. Onun için bir tane 9. Bir tane sayı da devretmemiş. Onun için de bir tane 0. Yani burada cevabımız 55 bölü 90 arkadaşlar. Çok güzel. İsterseniz 5 ile sadeleştirip 11 bölü 18 de yazabiliriz. Buraya geldik. Sayının tamamı 67. Eksi. Devretmeyen kısım yok. 0. Yazmama gerek yok. Bölü. Virgülden sonra 2 tane sayı devretmiş. 6 ve 7. Dolayısıyla devredenlerin adedi 2 tane olduğu için 99. Virgülden sonra devretmeyen sayı olmadığı için buranın cevabı 67 bölü 99. Bir aşağıya indim. Sayının tamamı virgülü deviri kaldırıyoruz. 117 eksi. Devretmeyen kısım 11. Gördüğünüz gibi sayının tamamının devretmeyen kısmı 11. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane 7 devretmiş. 7 için bir tane 9. Bir de bir devretmemiş. Devretmeyen bir kadar da 0. Yani cevabımız 117'den 11 çıkarttığımız zaman 106 bölü 90 olarak bulunacak. Tamam mı? Bu tarafa geldik. 228 sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 2 gördüğünüz gibi bölü virgülden sonra 2 tane sayı da devrediyor o zaman 99 devretmeyen yok. Yani buradaki cevabımız 226 bölü 99. Geldim buraya sayının tamamı 396 eksi devretmeyen kısmı sadece 3 bölü Virgülden sonra iki sayı devretmiş. O zaman 99. Buraya geldim. Sayının tam burayı yazayım isterseniz. 393 bölü 99. O da neyse artık. 3 ile sadeleştirebilirsiniz. Yukarıda aşağıda 3'e bölünüyor. Ee, sayının tamamı 560 eksi devretmeyen kısım 5 bölü devreden 2 sayı var. 99 devretmeyen sayı yok. Virgülden sonra hocam devretmeyen sayı 5 var ama virgülden sonra bakıyoruz paydada. Virgülün öncesine bakmıyoruz payda için. Peki 878'i sayının tamamını yazdım. Eksi. Devretmeyen kısım 87 bakın. 87 bölü virgülden sonra devreden sayı bir tane var. Bir tane 8 için 9. Devretmeyen 7 için de 0. Yani cevabımız 9878. Ne yapıyor arkadaşlar? Ee, şurada yazalım 878 bölü 87 1 9 791 mi yapıyor 791 bölü 90 yapıyor burası da tamam mı? Rasyonel devirli sayıları rasyonel sayılara çevirme muhabbeti bundan ibaret. Rasyonel sayısının ondalık gösterimi. Ben bunları şöyle yapıyorum. 200'lü bir sayıya 99'lu bir sayıya böldüğümüz zaman 3 kere bile yok. Çünkü 99'u 3 ile çarpsak 270'li. Yani burası 2 küsür bir şey. Şimdi virgülden sonra 2 basamak Devretmiş ve ikisi de devretmiş. Bak 99, bir tane devretmeyen olsaydı burada 990 falan yazardı. Yani burada iki tane şöyle basamak var. Bu ikisi de devretmiş arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Sayının tamamı 2ab eksi devretmeyen kısım 2, devretmeyen kısım 2 bölü Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bunun sonucu 232 bölü 99'a eşitmiş. Bunlar birbirini götürdü. Karşı tarafa atarsam 2AB eşittir. 234. O zaman AB ne yaptı? 34 yaptı. O zaman arkadaşlar sayımızın ondalık gösterimi 2,34 devrediyor. İşte bu. Tamam mı? Bu basamaklı yazma işini güzel anlayın ve bunun bir devirli ondalık olduğunu paydadan kopyasını çekin. Şimdi geldik e, nereye? Nota. Devreden sayı, devreden sayı 9, 99, 999 gibi ise sayının tam kısmı bir arttırılır. Neden? Şöyle. Bakın 0,9 devrediyorken şöyle yazarız. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0, 9 bölü 9, 1. Bunu yuvarlıyor gibi düşünün. Bu aslında 0.999999 demek ya 9 devre diyor. Bunu 1'e yuvarlıyoruz. 0.9999999 bunu da 1'e yuvarlıyoruz. Çünkü bunu yaz. Sayının tamamı 99. Devretmeyen kısım e, 0 bölü Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. 2 tane devrediyor. 99 bölü 99 1. 7 virgül 9, 9, 9, 9, 9. 1 yuvarlıyorum. 8 bu. 3 virgül, 3 virgül, 1, 9, 9, 9, 9. Bir tane yuvarlıyorum. 3 virgül 20 bu. 5 virgül 650, 9, 9, 9, 9. Bir tane yuvarlıyorum. 5 virgül 650. 60 bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, şu gözüktü mü? Herhalde şu gözükmedi. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Yani onu e, bu arkadaşları eğer devreden sayıda sağda 9 999 99 diye 9 devre diyorsa ya da 99 devre ya da 999 devre diyorsa hemen onu bir sonraki kısma yani tam kısmına yuvarlıyoruz. Şimdi buraya geldim. Yukarıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayın. Bak çok güzel bir soru. Şimdi x eşittir 6,897 7, 7 diye gidiyor. Gidiyor böyle tabii ki. Y eşittir 6,897 97 diye gidiyor. Tamam mı? Ee, Z'ye baktığım zaman Z de 6,897 897 diye gidiyor. Hepsinin hatta 2, 5 bunun da 5 rakamını yazayım. 897 diye gidiyor. Bak hepsinin virgülden sonra 5 basamağı, 5 basamağı, 5 basamağını yazdım. Zaten tam kısımları aynı olduğu için Tam kısımlardan bir sıralamaya tabi tutamam bunları. Bunları sıralayacaksam ondalıklı kısımlarından sıralayacağım. Nasıl sıralayacağım? 89.777 mi büyük? 89.797 mi büyük? 89.789 mu büyük? Tabii ki en büyük Y. Çünkü 89.797 hep M'sinden büyük. Sonra Z. Sonra da X. Cevabımız Y, Z, X olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? 13'te devam ediyorum. 13 soru 13. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Yavrular şimdi artık yavaş yavaş soru çözümüne geçiyoruz. 2 sayfa soru çözümünü devam ettireceğiz. Bakın ben bunları şöyle yapıyorum. 17.9 ile hemen 0.9'u alt alta topluyorum. 9.9 daha 18 elde 1. Virgül 7 bir de elde 8 18,8 arkadaşlar bu Şimdi 18,8 ile 8 ile 1'i topluyorum 1,0 olarak düşünebilirsiniz Toplayın biliyorsunuz Ondalıklı sayının sağ tarafına istediğiniz kadar 0 yazabilirsiniz 0 bittikten sonra 8 bir daha 8 Virgül 18 bir daha 19 Cevabımız 19,8 Bitti Hocam ben rasyonel sayıya çevireceğim. 1 artı 9 bölü 10 artı 179 bölü 10. Olur. Bunda da 1 var. Bunu da 10 ile genişlet. 10 artı 9 artı 179 bölü 10. Bölü 10. Yukarıyı topla. 179, 188, 198. 198 bölü 10 payda da 10 varsa 1 virgül at 19 8. aynı şey buldun mu e aynı şey bulmak zorundasın tabii ki dalga mı geçiyoruz tabii ki aynı şey bulacağız peki geldim buraya işleminin sonucu kaçtır İki türlü de yapabiliriz 9,68 ile 0 virgül 17'yi toplayacağız topluyorum önce 15 elde 1 7 bir daha 8 9 0 daha 9 Şimdi bundan da 0 virgül bak 0 virgül 3'ü çıkarıyorum. Virgüller aynı hizada olacak. Buraya bir 0 atıyorum. İstediğim kadar 0 atabilirim. Ee, sonra sonra 5'ten 0 çıktı 5. 8'den 3 çıktı 5. 9'dan 0 çıktı 9. Cevabımız 9 55. Hocam ben şöyle yapmak istiyorum. 9,68. 968 bölü 100 demek. 0 17 17 bölü 100 demek. Çünkü bakın 1 2 virgül 2 0 paydaya. 1 2 2 0 paydaya. Eksi 3 bölü 10. Bunu da 30 bölü 100 diye yazalım. Tamam. Ee, 7968 17 daha. 985 985'ten 30 çıktığı zaman da 955. 955 bölü 100 yaptı hocam. Paydada da 2 tane 0 varsa sağdan sola 2 virgül at demek bu. 1 virgül bu da 1 virgül buraya cevabımız 9,55. Aynı şey çıkacak mı? Çıkmak zorunda. Hangisini istiyorsan onu yapacaksın. Sana kalmış. İşleminin sonucu kaçtır? Bak bunları nasıl yapıyorduk hatırla. Önce parantez içini yapalım. Bak burada 3 virgül var. Ben buraya da bir sıfır atayım. Burada da 3 virgül olsun. İstediğim kadar sıfır atabilirim buraya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O kısım 160 bölü 160 bölü 16. Güzel. Artı. Bak burada 2 virgül var. Buraya bir sıfır atayım. Burada da 2 virgül olsun. 1, 2, 1, 2. Burası da 8 bölü 80 yaptı. Bak 16, 80, Bunlar paydası eşitlenebilir. 0.8 8 bölü 10 zaten. Bunu şöyle çarpalım. Bunu 5 ile genişletirim. Tamam mı? Hatta hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. 88 bölü 80'i 8 ile genişletelim. 1 bölü 10 yapalım. Ee, şu arkadaş da zaten 160 bölü 16. Şöyle oldu bak. 8 bölü 10. 160 bölü 16 10 demek. 10 artı 1 bölü 10. Şimdi 8 bölü 10 çarpı 10 kere 10 100 bir daha 101. Burası da 101 bölü 10 yaptı. E o zaman arkadaşlar 8 ile 101'i çarptım 808 10 ile 10'u çarptım 100. Payda da 2 0 olması 2 virgül atacağımız anlamına geliyor. 808'e 2 virgül atarsak sağdan sola 8 virgül 08 olarak bulunmuş olur canlarım cevabımız. 15 de böyleydi. 16 9 çarpı 0.16 nasıl yapacağız Allah bir şey yok arkadaşlar ya 0.16'yı 16 bölü 100 diye düşünün ve bunu 9 ile çarpın sadece 9 ile 16'yı çarpınca 144 yapar 144 bölü 100 paydada 100 yani 2 sıfır olması yukarıdakine sağdan sola 2 virgül at demek 1 virgül 1 virgül daha cevabımız 1 virgül 44 olarak bulunmuş olacak. 1,44. Devam ediyorum 17 ile. Gel. Aha. Bak şimdi. Aşağıda 3 virgül var. Yukarıda 2 virgül var. Bir sıfır attım 3 virgül oldu. Çat çat çat. 3 virgül sağa kaydırdım 540. 3 virgül sağa kaydırdım 27. Çok güzel. Bak 2 virgül var 3 virgül var. Bir sıfır attım burada da 3 virgül oldu. 3 virgül sağa kaydır 90. 3 virgül sağa kaydır 3. 540'ı 27'ye bölersem 20 yapar. 90'ı 3'e bölersem 30 yapar. 20 ile 30'u toplarsam 50 yapar. Tamam? Bunu başka bir yöntemden yapmayın arkadaşlar. Karıştırırsınız. Rasyonel sayılara burada girmenize gerek yok. Bu çok rahat ve güzel bir çözüm. İşlemin sonucu kaçtır? Bak şimdi. En çok virgülü olanı yazayım şuraya. 0,0001. Aynı hizaya 0,001. Aynı hizaya 0,01 Aynı hizaya 0,1 Bak bir 0 buraya 2 0 buraya 3 0 buraya İstediğim kadar 0 doldurabilirim Niye yanlarına doldurdum toplaması kolay olsun diye Burayı toplayınca 1 yaptı Burayı toplayınca 1 yaptı Burayı toplayınca 1 yaptı Burayı toplayınca 1 yaptı Virgül burayı toplayınca 0 yaptı A sana cevap Çok keyifli 0 virgül 1111 olacak abimiz Anlaştık mı? Anlaştık. Geldim 19'a. Arkadaşlar 2,6 Bak 2,6 1,3'ün 2 6, 1, iki katı. Şöyle. Bu doğru. Peki 2,6 devreden acaba 1,3 devredenin 2 katı mı? 2,6 devreden 2,66666 6, 6, 6, 6, bölü 1,3 devreden de 1,33333. 3, 3, 3, 3. Gerçekten bu bunun 2 katı arkadaşlar. Yani şunları sadeleştirdiğim zaman 2 eşittir. X eksi 1 yapar. Bunu karşı tarafa attığım zaman X buradan kaç gelir? 3. Hocam ben illa yazacağım. İşte sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 bölü. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Yukarısı 24 bölü 9 aşağısı 12 bölü 9. E, yukarısı 24 bölü 9 aynen kalıyor. Aşağısı 9 bölü 12 ters çevirip çarpıyoruz. 9'lar birbirini götürüyor. 24 bölü 12'den 2. Ben ne dedim? 2. Az laf dinle be. Az laf dinle be. Geldim buraya. Arkadaşlar eğer devreden de 9 varsa rahatız. Yuvarlayarak yapacağız çünkü. 1,9 devrediyorsa bu 2 demek yukarı yuvarla. 0,9 devrediyorsa bu 1 demek. 4.9 devrediyorsa 5 demek. 5 demek. Bölü 7.9 devrediyorsa da 8 demek. Yukarısı 8, aşağısı da 8. 8 bölü 8'den cevabımız 1 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Geldim 21'e. 21. Pozitif bir tam sayının 0.05 ile bölümü bu sayının kaç katına eşittir? Hmm... Bir A sayısı var. A sayısı bunun 0.05'e bölümü. Yani arkadaşlar 5 0.05 ne demek? 5 bölü 100'e bölümü. Birinci kesir aynen kalır. Bunu ters çeviririz. 100 bölü 5 ile çarpımı. E 100 bölü 5'te kaç yapar? 20. Demek ki burası A çarpı 20. Yani A'nın 5 bölü 100'e bölümü A'nın kaç katına eşitmiş? 20 katına. Kaç katına eşittir diye sorunun cevabı kaç? 20 kat. Tamam mı? Geldim şimdi 22'ye. Diyor ki A artı B toplumu virgülden sonra kaç basamak değer eder? Bunu rasyonel sayıya çevirmeye çalışırsanız zorlanırsınız. Şöyle düşüneceksiniz. A 3 virgül 28 28 28 Bak bir 6 basamak yazdım. Bir 6 basamak daha yazayım. Şöyle tamam mı? Aynı şekilde diğerine bakalım. 1 virgül 264, 264, 264, 264. Altı basamakta buradan yazdım. Şimdi bunları topladığım zaman, bakın şuna dikkat edin arkadaşlar. Altılı hanelerde toplamları şöyle eşit oluyor. Görüyor musunuz şöyle? Yani şunlar şöyle eşit değil de altılı hanelerde. Yani şöyle düşünün. Bakın, ee, sek burası 12, 12, 51, 8 bir 1 daha 9. 8 2 daha 10, şöyle bakın. 12 elde 1. 8 1 daha 9. 8 2 daha 10 elde 1. 6 1 daha 7. 8 6 daha 14 elde 1. 2 2 daha 4 1 de elde 5. Sek, şimdi burası 5. 8 2 daha 12 elde 1. 6 8 1 daha 9. Aynı şekilde burası 8 2 daha 10. Burası 6, 1 daha 7, 14, elde 1, 5. Burası da ne yapıyor? 4. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın 5, 4, 7, 9, 2, 5. Şöyle. 5, 4, 7, 0, 9, 2. 5, 4, 7, 0, 9, 2. Ne oluyor? 6 seferde bir tekrarlanıyor. Demek ki virgülden sonra toplamda 6 basamağı tekrar eder. Tamam mı? 6 basamak. Güzel soru. İndim bir aşağıya. Diyor ki toplamının sonucu kaçtır? İşte şöyle düşünün. Az önceki sorunun bir tane bir bir birliği çözdük ya. Bunun şey versiyonu 0, e, yani 0, şunu yazsak yeterli. 00, 00, Sonra 0, 008, 0, 0, 008, 0, 00, 0, 8. Sonra 0, 008, 0, 0, 0, 8, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 0, 0, 0 e, diye gidiyor. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle 8 8 8 8 0 0 Bak 0'dan sonra 8'ler devre diyor. O zaman şunu buraya ben 0,08 yani rasyonel sayılara çevirmemizi ister mi? İsteyebilir şıklarda. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra Devreden bir tane, devretmeyen de bir tane. 8 bölü 90 yani 4 bölü 45'tir cevabımız. İndim bir aşağıya. Diyor ki Umay maaşının 4,2 TL'si ile borcunu ödüyor. 1,3 TL'si ile de oğluna Lego alıyor. Geriye 144 TL kaldığına göre Umay'ın maaşı kaç liradır? Şimdi 4 bölü 4, Umay'ın maaşı A lira olsun. 4,2 lira çıkarınca borcunu ödemiş oluyor. 1,3 liraya da Lego alıyor. Geriye 144 lirası kalıyor. E bunları toplarsak arkadaşlar eksi. Bak önce ondalıklı kısımları topla 5. Sonra tam kısımları topla 5. A eksi 5,5 144 yapıyor. Karşı tarafa attığımız zaman A eşittir. Yani maaşı eşittir. 144 artı 5,5 yapıyor. Bir tam sayıyla ondalık sayıyı toplarken direkt tamları toplayabilirsiniz. 144 ile 5'i topla 149 yaptı. Bir de virgülden sonra 5'imiz var. 149 bölü 5. Ama ondalıkla ondalıkları toplarken önce ondalık kısımdan toplamaya başlamalısınız. Çünkü tam sayı gelip devredebilir. Ne demek istiyorum? 2,7 ile 3,4'ü toplarken eğer 3 ile 2'den toplamaya başlarsanız olmaz. Çünkü 7,4 daha 11 elde 1. 5 bir daha 6 6.1 ama 20 atıyorum 15 ile 2.3'ü toplayacaksınız biri tam biri ondalıklı ya tamları toplayabilirsiniz 15 ile 2'yi toplayın 17 virgülü yazın 17.3 ne demek istediğimi anlatabilmişimdir inşi çarpma ve bölme işlemleri verilmiştir. M, A, mat, mat şah mat. toplamı kaçtır diye soruyor soru bizlere. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, şimdi bu A 0.6 ile 0.2'nin çarpımı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, o zaman 0.6 ile 0.2'yi çarparsam A eşittir. 0.6 bak şöyle 0.6 çarpı 0.2. Sanki virgül yokmuş gibi çarp 12. 1 virgül burada 1 virgül burada 2 virgül kaydıracağız. O zaman 0.12. A 0.12. Sonra M'ye gelelim. M bölü ne ile neyin bölüsü? Y ile bunun. E Y'yi bulalım. Y ne? Y. Y de arkadaşlar bak dikkat edin. 0.1 ile y'yi çarpınca 0.3 ediyor. 0.1 çarpı y eşit 0.3. O zaman y 3'tür. Çünkü 3 ile 0.1'i çarpınca 0.3 olur. Burası 3. Şimdi şimdi m 0.06 bölü y yani 3 m bölü burası. m eşittir 0.06 bölü 3. Burada direkt şöyle yapabilirsiniz. 6 bölü 3 2 ya. Bu sıfırlar önemsiz. 0.02. M de bu. M bu. A bu. T de 0.9 bölü 0.03. T eşittir 0.9 bölü 0.03. Bak şimdi aşağıya 2 virgül kaydırdım. 3 oldu. Buraya bir tane 0 attım. 2 virgülde bunu kaydırdım. Ne oldu? 90. 90 bölü 3, 30 yaptı. E şimdi T'miz 30 yazdım. A'mız 0.02 şey e, M'miz A'mız da 0.12 Şu ikisini toplarsam 30 kalsın. 0 virgül 12 ile 0.2'yi topladığım zaman 14 yapıyor. Tamla topladığım zaman da bunun tamıyla bunun tamını topladım 30 yaptı virgülü yazdım cevabımız 30 virgül 14 olarak bulunmuş oldu. 28 geçen ee, 4 hafta virgülü verilmiştir yani bir haftası böyle 8 diye giriyor işte 8-9 diye bir haftayı verdikten sonra diğerini doldururuz. Ahmet Usta birinci haftadaki sayıları olduğu gibi bırakıp ikinci haftada ilk sayıyı 0.8 ile başlatıp 0.1 arttırarak ayın son gününe kadar sayıları değiştiriyor. Şimdi burayı 0.8 ile başlatıyor, ee, 0.1 arttırıyor, 0.9 yapıyor, 1 yapıyor, 1.1 yapıyor, 1.2 yapıyor, 1.3 yapıyor, 1.4 yapıyor. 1.4'ü 0.1 arttır, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.1. O zaman burası da 2.8 olacak. Çünkü ondalık kısım 4, 7, 7 artıyor gördüğün gibi. E o zaman bu birinci pazar, bu ikinci pazar, bu üçüncü pazar, bu dördüncü pazar. Ne soruyor soru bize? Tüm pazar günlerinin yazan sayının toplamı kaçtır diyor. Bunları toplayacağız. Bakın şöyle yapalım. Ondalıkları toplayalım. 4, 1 daha 5, 8 daha 13'ün 3'ü elde 1. Virgülü attım. 2, 4, 5. Bir de elde 6, 6.3. 6.3 ile de 7'yi topladığım zaman Tam sayıyla ondalık sayıyı toplarken tamları topla 13 ondalığı yaz cevabımız 13.3 olarak bulunmuş olacak Burayı da bitirmiş olduk canlarım Peki Güzel sorular çözdük 16 böyle en egzantrik bir soruydu Ondan sonracığıma bak Şu 22 de güzeldi buradaki tekrar olayı çok tatlı 24 böyle biraz problem variydi. güzel bir soruydu Ondan sonracığıma 15 13 17 özellikle 17'deki olay bunların hepsi karşınıza çıkabilir. 12'deki sıralama mantığı da güzel bir mantıktı ve arkadaşlar ondalık sayılar mevzusuna da e, konu anlatım bazında noktayı koyduk. Gelin beraber tiki de koyalım. Ondalık sayılar 2'yi hallettik. 48. adımı noktaladık. Şimdi 49. ve 50. adımlarda zero testi yapacağız. Daha doğrusu öncelikle siz kitabınızı açıp zero test 2 ve 3'ü çözeceksiniz. Şey 1 ve 2. Yani sayfa 2, 102'den 105'e kadar ödevlerinizi yapacaksınız. Yapamadıklarınızı benden dinleyeceksiniz. 51. adımda tek çift sayılarla devam edeceğiz. Önce tabii ki 49 ve 50'de zero testlerimizin çözümleri de karşınıza gelmiş olacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 40 9. adımda 10'lılık sayılar zero test de görüşmek üzere. Hoşçakalın.